Merhaba. Merhabalar Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Fatih Bey. Hoş geldiniz Murat Hocam. Hoş bulduk Hava Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Cansu Hanım. Merhaba. Merhaba. İsterseniz başlayalım Murat Bey. Yeniden merhabalar. Nasıl derseniz. Yeniden merhabalar. Planlama stüdyosu 7 kapsamında Türkiye şehirlerinin geleceği, beklentiler, riskler ve önlemler konulu söyleşimizin bugünkü konu Futuristler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Geleceğe Hazırlık Danışmanı ve çok ciddi bir girişimci olan Murat Şahin. Sevgili Murat Hocam, hoş geldiniz. Öncelikle Hoş bulduk. davetimizi kırmayıp söyleşimize katılım sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Merhaba herkese. Merhabalar. Bugün Türkiye şehirlerinin geleceğine dair birçok şey konuşacağız. İsterseniz ilk sorumuza başlayalım Murat Hocam. Sizce önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'de hangi olumsuz hadiseler olacak? Türkiye ne tür krizlerle baş etmek zorunda kalacak? İklimsel, teknolojik, askeri, sosyal, ekonomik ve toplumsal öngörüleriniz nelerdir? Peki, teşekkürler zamanını ayıran herkese, bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Bugün Teşekkür ederim. geldiğimiz noktada, hani adına teknolojik sebepler deyin, globalleşme deyin veya başka bir şey deyin, ne olursa olsun, Türkiye'nin yaşadığı ya da yaşayacağı sorunlarla, olası sorunlarla, dünyanın başka bir yerindeki insanların yaşadığı, yaşayacağı sorunlar aslında birbirinden çok farklı değil. Neden bunu söylüyorum? Hani hepiniz bana katılacaksınız. İşte bakın neredeyse 2 yıl oldu. Hayatımızda COVID-19 diye bir konu var. Bütün insanlığın sorunu. Dünyanın her yerinde nüfusu 3-4 milyonun üstünde olan şehirlerde şehrin bir trafik sorunu var. Bugün dünyanın her yerinde küresel felaket, küresel ısınma nedeniyle olası yaşayacağımız felaket nedeniyle işte su sıkıntısı var. Bunun sayısı artacak. Dünyanın her yerinde hava kirliliği konusu var. Dünyanın her yerinde insanların hak ve adalet arayışı var. Dünyanın her yerinde insanların erişilebilir temiz gıda konusu var. Dolayısıyla konular sadece Türkiye ile ilgili değil, bütün insanlığın konuları. Onları hep birlikte çözmek durumundayız. Tabii en çok hani size iş düşecek. Bunu söylemek lazım. Bir taraftan da tabii dünyanın her yerinde insanlar, aileler, şirketler ve ülke yönetenler, devletler bazı ev ödevleri yapmak zorundalar. Pardon, bu telefonumun sesini bir kısayım. Bu ödevlerini az yapanlar var. Sizde okulda olduğu gibi çok yapanlar var. İyi yapanlar var, kötü yapanlar var. Kopya çekenler var. Türkiye'nin ne yazık ki bu anlamda karnesi birazcık kırık. Türkiye uzun zamandır üstünde yaşadığı coğrafya ve gezegen için yapması gerekenleri layıkıyla yapmıyor. Yapabilecek potansiyeli, yapabilecek yetişmiş insanı olmasına rağmen. Şimdi o gelecek işte 10-20 yılda neler olacağımız, neler olabilir konusunda isterseniz benim bir tane bir sunumum var. Daha önce bir yerlerde yaptım. Tabii. Ona bakalım. Ben size hızlıca dünyada ne değişti, ne değişiyor, işte bu değişimlerin sebebi neydi, bundan sonra bunların hayatımızı nasıl etkisi olur ondan bahsedeceğim. İçinden sonra o işte olası felaket senaryolarında konuşmaya gayret ederiz. Şimdi ben şuradan bir ekranımı açıyorum. Şimdi bir kere bugüne nasıl geldik onu konuşalım. Aslında bu hani her yerde değişimle ilgili bir endişe var. Değişimin hızıyla ilgili. Bugünlerde aslında bana kalırsa benzer bir endişe nedeniyle dünyanın pek çok yerinde, belki şu anda beni dinleyenler arasında da aşı karşıtı olanlar var. Neden? Çünkü bu hızlı değişim insanları korkutuyor. Yeterince hazır olmayabilir. Bakın hani 1953'ten bir gazete haberi var. O hani telefonla ilgili neredeyse gelinecek her şeye geldik. Ki bu söylediğim birçoğunuzun bilmediği çevirmeli telefonlar döneminden bahsediyorum. Dolayısıyla bundan sonra daha büyük bir şey olmayacak gibi haberler var. Değişime
ayak uyduramayan ve karşı koyanlar var. Bugün hani haberlerde izliyorsunuz, İstanbul'da taksi sayısının artmasıyla ilgili bir konu var. Uber benzeri çözümlerin gelmesiyle ilgili bir tartışma konusu var. 1980'lerin başında da bu konu, ya Yeşilköy Havalimanı'nda tekerlekli bavullar var, biz artık ekmeğimizden olacağız diyen hamallar konusu için varmış. Ve fakat bir taraftan da değişimi kim yönetiyor? Aslında vizyonerler, hayal kuranlar yönetiyor. Bakın yine bir tane haber var 1934'ten. Saatte 1600 kilometre yol gidecek tayyareler, uçaklar olacağını söylüyor. Buna benzer çalışmalar var. Bunların birçoğu bugün konuşulan hayatımıza girmiş durumda. Mesela haberin alt tarafında göreceksiniz. 3,5 litre benzin yakarak yine saatte 200 kilometre yol yapacak otomobillere bineceğiz diyor. Hani bunlar aslında insan hayal ettiği zaman bir zaman sonra onun nasıl gerçekleşeceği konusunda da bir antrenman yapmaya başlıyor. O yüzden belki de en çok üstümüze düşen görev nedir diye sorarsanız hep nasıl olur konusunda antrenman yapmaya gerek var. Bu çok çok önemli. Bir taraftan da şunu unutmamak lazım. Hani üniversiteler bilim yuvaları. Siz bir bilim yuvasında yeni şeyler öğrenen insanlarsınız. Kendinizi, ailenizi, toplumu, ülkeyi, sonra insanlığı bir adım öteye götüreceksiniz. Öğrendikleriniz ve sizin katacaklarınızla. Belki de öğrenmemiz gereken en önemli şey, bugün bildiğimizi zannettiğimizin her şeyin inanılmaz bir hızla değiştiği. Birçoğunuz Tom Hanks'in Captain Sully isimli filmini izlemiştir. O uçak New York'ta 15 Ocak 2009'da havalimanından kalkıyor. Ardından bir kuş sürüsüne çarpıyor. Ve biliyorsunuz hani kaptan büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. Uçağı New York'taki Hudson Nehri'ne kimsenin burnu bile kanamadan indiriyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Bu gerçek bir hikaye. Böyle bir olay yaşandı. O kaptan hala havayolu endüstrisinin efsane pilotlarından bir tanesi. Ama ne zamana kadar? Bundan birkaç sene önce bir yapay zeka sistemi aynı uçağa, aynı şartlar altında hiç uçağa zarar gelmeden kalktığı havalimanına indirebileceğini gösterene kadar. Her şey tabii nasıl başladı, nasıl hızlandı? Şu gördüğünüz cihaz 2000'lerin başında elimizdeydi. Bu bildiğimiz ilk akıllı cihazlardan. Nokia orada efsane bir aslında adım atmış. 2000'lere doğru 1990'ların başında bir danışmanlık şirketine gidip Nokia, ya biz cep telefonu alanına yatırım yapacağız. 2000 senesinde dünyada kaç tane cep telefonu olur diye sorduğunda aldığı yanıt 1 milyon tane. Oysa 2000 yılında dünyada 1 milyarın üstünde cep telefonu cihazı olmuş. Dolayısıyla Nokia orada danışmanları dinlememiş, orada bir vizyon geliştirmiş ve bu komünikatör denilen aletlerle hayatımıza giren akıllı telefonlar olmuş. Ve bugün geldiğimiz noktada akıllı telefonlar, bilmiyorum sizlerin var mıdır ama belki ebeveynleriniz bunu bilecektir, böyle marifetli her iş gören İsviçre çakılarına dönüşmüş durumda. Akıllı telefonumuz, bankamız, akıllı telefonumuz, iletişim cihazımız, akıllı telefonumuz, yazışma cihazımız, akıllı telefonumuz, sağlık ekipmanımız, kimi zaman asistanımız, bize yol gösterici aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla neredeyse hani telefonun içinden bir hayat çıkarabilir duruma geldik. Şimdi bundan 15-20 yıl önceye gittiğimizde, üniversiteden mezun olduğumuzda ne yapmalıydık? Bizden beklenen bir işe girmek, 9'dan 5'e 6'ya çalışmak, haftada 5 gün çalışmak, aylık düzenli bir gelir elde etmek, SGK'sı olan, yılda 2 hafta tatil hak etmek, terfi edebilmek için aynı seviyedeki içeride dışarıda çalışma arkadaşlarımızla rekabet etmek ve genellikle de birilerinin karar verdiği şeyleri uygulamaktı. Ama tabii bugün geldiğimiz noktada bunları yapıyor olabiliriz. Bunları yapan çoğu insan yakın zamanda işini bir robota kaptırma ihtimaliyle karşı karşıya. Şimdi nasıl bir dünyadan bahsediyoruz? Hemen her gün yeni bir şirket öğreniyoruz, yeni bir app çıktığını duyuyoruz. Dolayısıyla bugün pek çoğunuzun, her yaştan insanın hayali bir iş kurmak.
Tatilde belki ailece çıkacaksınız ama plajda çalışacaksınız. Takım oyunu oynamak. Şirketi satarsan iyi para kazanacağın ve insanlığın geleceğini değiştireceğin en önemlisi de hikayenin, kendi hikayenin kahramanı olacağın bir hayat kurma hayalimiz var hepimizin. Ve bugün geldiğimiz noktada o kadar hızlı gelişiyor ki her şey, insanlık yani böyle bisikletle robot kovalayan bir duruma geldi durumda. Bütün bunlar olurken endişelerden bir tanesi de gizlilik, izlenmek, bilgilerimizi korumak. Gerçekten böyle bir dünyadayız şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Dünya üstünde milyarlarca kamera ya da sensör bizim hareketlerimizi takip ediyor. Ancak bundan kaçmanın yolu var mı? Hani yine aşı konusuyla ilgili işte bize çip takacaklar, başımıza şu gelecek, bu gelecek diyenler var. İnsanlık önce bugün yaşadığı hayata bakıyor olması lazım. Para dediği şeyle ilişkisi var. Hesap işte harçlığı bir bankaya geliyor. KYK ödemesi bir bankaya geliyor. Maaş alıyor. Gidiyor bankadan çekiyor ya da bankadan bir banka kartı, kredi kartı kullanıyor. Dolayısıyla her yerde ne kadar parası var, ne yapıyor, günün hangi saatinde paraya ihtiyacı var, günün hangi saatinde yemek yiyor, günün hangi saatinde işte markete gidiyor, bütün bunları biliyoruz. Bir süpermarkette alışveriş yapıyorsa indirim almak için, puan toplamak için ne zaman ne aldığı ve demografik bilgileriyle birlikte kayıt altına alınıyor. Uçağa biniyorsa işte mil toplayayım, puan toplayayım diye mutlaka bu kayıtları paylaşıyor. Onun dışında da hani cep telefonumuz sayesinde artık teknoloji, işte bizim bir sevgilimiz var mı? Anne babamızdan, ailemizden ne kadar uzaktayız? Günün hangi saatinde yatarız, hangi saatinde kalkarız? Bütün bunları biliyor. Birçok yerde duymuşsunuz, duymuşsunuzdur. Hani Amerika'da bir banka evli bir çiftin boşanma ihtimalini 18 ay önceden kestirebiliyor. Evet, Ve demiştim. her türlü, pardon, sorun var ya da yorum var. Yok. Sıkıntı Tamam, yok. devam ediyorum. Tamam. Yani. Bakın hani bir taraftan her türlü bilgi ortalıkta. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un bir hikayesi var burada. Bundan birkaç sene önce bir internet haber sitesi dedi ki Amazon ikinci genel müdürlük binasını işte falanca filanca yere kuracak. Çünkü o zamana kadar o genel müdürlük binasının nerede kurulacağı, Amerika kıtasında nerede olacağı büyük bir soru işaretiydi. Niye? Emlak yatırımcıları, spekülasyon yapmak isteyenler takip ediyorlardı bu haberi. Ardından bir şirket çıktı dedi ki biz Jeff Bezos'un özel jetiyle yaptığı yolculukların kayıtlarına baktık. Her hafta bilmem nereye gidiyor. Demek ki orada olacak. Sonra Jeff Bezos çıktı dedi ki hayır biz orada kurmayacağız çünkü ben oraya ailemi ziyaret ediyorum. Ama her türlü bilgi ortada. Bunlar sorgulanabilir durumda. Nitekim bugünlerde de biliyorsunuz bir Pandora belgeleri konusu var. Hani dünyanın neresine kim para götürmüş, kim vergi vermiş, ne kadar vermiş, kim vermemiş, elinde bir telefon olan herkes biliyor. Bugün geldiğimiz noktada hayatımızın çoğu bundan 15 yıl önce hayatımızda olmayan şeylerle geçiyor. Ne güzel ki bu örneklerin içine bir de Getir'i koyacağız. Takip ediyorsunuzdur. Konya'da var mı Getir? Var. Takip ediyorsunuz ya da kullanıyorsunuz. Bundan 5-6 yıl önce hayatımızda yoktu. Bugün yemeğimizi getiriyor, market ihtiyaçlarımızı getiriyor, mahallemizdeki esnafın bize hizmet getirmesini sağlıyor. Yakında Getir'in üstünden kapımıza taksi gelecek. Yakında işte bölgemizdeki bir arabayı 15 dakikalığına kiralıyor olabileceğiz veya başka şeyler. Dolayısıyla iPhone'umuz, Android'imiz, 4G'miz, yakında 5G'miz, Bitcoin, başka bir sürü şeyle beraber hayatımız benzersiz bir şekilde çok kısa bir zamanda değişmiş durumda. O yüzden de önümüzdeki bayram gözlüklerimizi takıp bayramlaşmaya gitsek kimse şaşırmayacak. Nitekim bir taraftan da mesafe var. Sizin aranızda da ailesinden uzakta, arkadaşlarından uzakta okuyanlar vardır, gurbetçiler. Yakında bu da neredeyse bitecek. Yani Facebook'un da kısa süre önce açıkladığı Metaverse teknolojisi sayesinde
birbirinden uzaktaki insanlar aynı odada bir dizi izliyor, aynı odada parti yapıyor haline gelebilmiş durumdalar. Yine gelecek Ramazan'da pidemizi bir drone getirirse evimize hiçbirimiz şaşırmayacağız. Bu teknoloji oluyor, hayat değişiyor. Bu teknolojiye erişebilenler var. Bu sayede milyarlarca dolar servet edinenler var. Hani bir bakınca bir korkutucu, bir bakınca da hep bunları insanların iyiliği içinde kullanan insanlar var. Bakın Hasan Kızıl isminde bir arkadaşımız. Üç boyutlu yazıcısında Mardin'in Derik ilçesinde üç boyutlu yazıcıyla işte ayağı bacağı sakat olan kuşlar için aparatlar yapıyor. Onların yaşamlarına normal devam etmesine katkıda bulunuyor. Benzer şeyler oluyor mu? Yani bugünlerde herhalde hepimizin mutlaka şey sıkıntısı vardır. Bürokrasi. Okulda da vardır sizde bürokrasi. Evet. İşte öğrenci işlerine gidersiniz, işlerinizi halledemezsiniz. Orada bir memur vardır. Yavaş çalışır. O anda telefonla konuşuyordur. İşinizle ilgilenmez. Ya da belediyeye gidersiniz, bilmem ne yapmaya aynı şeyleri yaşarsınız. Çalışma saati vardı. O yüzden dünyada insanların çoğu özellikle bu kamu hizmetleri birinci seviyede bir robot tarafından yapılsın istiyor. Nitekim Japonya'da bir robot, bir yapay zeka belediye başkanlığına aday oluyor iki seferdir. Peki gelecek 10 senede, 20 senede hayatımızda ne olur? İşte burada hani dedim ya sizin en çok rolünüz olacak. Bu sunumu isterseniz sonra sizinle paylaşırım. Çok hayatımızı iyi. Değiştirecek teknolojilere odaklanmamız lazım. Bunlar bugün yapılan işler, yani yepyeni şeyler keşfeden insanlar, şirketler değil arkadaşlar. Ama bunlar bugüne kadar alışık olduğumuz düzeni değiştiren, yepyeni bir forma sokan insanlar. Bakın mesela işte Udemy, ODTÜ mezunu genç bir arkadaşımız şimdi Amerika'da demiş ki ya herkesin anlatacak bir şeyi var ve eğitime ulaşmak isteyen bir sürü insan var. Bu illa üniversitede olmak zorunda değil. Ya da üniversiteden mezun oldunuz, yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Ben ona bir platform kurayım. Bugün 20 lira verip bir sürü şeyi öğrenebileceğiniz 20 lira 30 lira eğitimler var Udemy'de. Ve dünya çapında milyonlarca insan Udemy'den eğitim alıyor. Binlerce insan Udemy'de eğitim içeriklerini satıyor. Ve başka şeyler var. İşte CRISPR diye bir şey var mesela bu tabloda göreceksiniz. İşte gen editleme işi teknolojisi. Dünyada bu alanda çalışan şirketler var. Amerika'da 30'un üstünde şirket var. Hani son zamanlarda adını çok duyduk ya FDA, Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi. FDA'den çalışma ruhsatı almış, izin almış ve bu şirketler herhangi bir ilaç falan geliştirmemişler. İlaç, aşı vesaire. Bu şirketlerin elinde bir teknoloji var. O teknolojiyle daha sağlıklı bir insanlık için çalışacaklarını söylüyorlar. Yapay zeka alanında çalışanlar var. Kaybettiğimiz, hayatı sonlanmış, vefat eden insanların beyinlerini ve hafızadaki anılarını bir bilgisayara aktarıp onlarla iletişimimizin devam edebilmesi için çalışan insanlar var. Doktoru, taksiyi, yemeği ayağımıza getirenler var. Böyle onlarca şirket var ve bu listedeki 36 tane startup, işte başlangıç aşaması şirket, dünyayı, geleceği değiştireceğini söylüyor. Nitekim bu değiştirecek, çok büyümüş, çok büyük yatırımlar almış şirketler de bir zaman sonra etraflarında bir kelebek etkisi de yapıyor, yaratıyorlar. Bakın işte Elon Musk etkisi dediğimiz bir şey var bugün dünyada ekonomide. Arka arkaya kurduğu şirketlerle işte uzaydan elektrikli otomobil dünyasına, yer altından taşımacılığa, işte beyinden beyine bilgi transferine pek çok alanda, yapay zeka pek çok alanda yatırımlar yapıyor. O yüzden işte Elon Musk da PayPal denilen bir şirketin kurucularından bir tanesi. O yüzden dünyada bir sürü insan daha önce PayPal'ın kuruluşunda çalışmış. Satılırken de iyi para kazanmış. PayPal mafya olarak adlandırılır. Onlar şimdi bakın böyle Tesla'lar, SpaceX'ler kuruyorlar. Keza aynı şekilde Uber'de çalışmış, sonra hisselerini satmış çıkmış insanlar var. Uber mafya olarak algılanıyor. Yarın öbür gün benzer bir şeyi yemek sepeti mafyası, getir mafyası olarak da duyacağız. Hani bu mafya dediğim kötü anlamayın. Biraz hoşluk katmak için konuşulmuş şeyler. Peki hani önemli bundan sonra hayatımızı değişecek konulardan bir tanesi ne? Batarya.
elektrikli otomobiller hayatımıza giriyor. İnsanlık olarak bundan 50 yıl önce ihtiyaç duyduğumuzdan 5 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Oysa da hani ilk baştaki haberde gördüğünüz 3,5 litre benzinle işte 200 kilometre giden araçtan bahsedilmişti. Bütün bunlar var hayatımızda ama buna rağmen daha fazla enerji ihtiyacı duyuyoruz. Bununla beraber gelişen önemli bir konu var. Batarya. Bataryada teknoloji değişiyor, bataryada birim maliyetler değişiyor. Bugün elektrikli otomobil almayı hayal edebiliyorsak şayet batarya fiyatlarının erişilebilir olması sebebiyle yapıyoruz. Neden? Çünkü bu alanda çalışan onlarca laboratuvar, onlarca bilim insanı, onlarca girişimci var. Mesela Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir sıkıntısı var, ciddi bir handikapı var. Ne yapıyoruz biz? Kendimize otomobil yapmak istiyoruz. Doğru mu? Bana kalırsa yanlış. Bugün Türkiye yeni bir şey yapacaksa, devlet önünde, hükümet önderliğinde bir şey yapacaksa batarya alanına yönlensin örneğin. Dünyada daralan bir pazar olan otomobilde yılda 10 bin tane, 50 bin tane araba satmaya odaklanmak yerine dünyanın her yerindeki otomobil üreticilerine batarya satmak daha büyük ve daha erişilebilir bir hayal olabilir. Her şey çok hızlı. O yüzden de birkaç tane örnek var burada. Ne kadar hızlı, insanlığın ne kadar hızlı olduğuyla ilgili. Sıfırdan 1 milyar dolar ciroya ulaşma sürelerinden bahsediyoruz. Bu Groupon, Groupon'ya benzeri işte Yakala Joe gibi hayatımıza girmiş şirketler 3 yılda gelmişler 1 milyar dolar ciroya. Amazon 5 yılda gelmiş. Facebook 6 yılda gelmiş. Ama bu geçmişte örneğin Microsoft zamanlarında 15 seneymiş. Ve bunlar giderek daha hızlı geliyor. Ekranın sağ tarafında bakın Bird diye bir şirketten bahsedeceğim size. Kurulduktan 9 ay sonra şirketin değeri 1 milyar dolar olmuş. Dünyada en hızlı unicorn dediğimiz 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket ünvanı taşıyor Bird. Bird ne yapıyor? Martı var mı Konya'da bilmiyorum. Yine şey elektrikli scooter. Evet. Bin bin var. Ah harika. Martı var hocam. Var mı? Tamam. Bu benzer işte Bird de bu işlerin en eskilerinden bir tanesi. Yine dünyada en hızlı 2 milyar dolar değerlenmeye giden şirket 12. ayda. Yani 9 ay sonra şirket 1 milyar dolar olmuş. 12. ayda 3 ay sonra 2 milyar dolar olmuş. Burada Türkiye'nin handikapı var mı? Var. Türkiye paranın, sermayenin, girişimcilerin korkusuzca ve rahat pazar bulabilecekleri, müşteri bulabilecekleri, çalışan insan bulabilecekleri ortamını her geçen gün yok ediyor. Burada da Türkiye paranın rahat ettiği, iyi kaliteli insanların rahat ettiği, mutlu olduğu bir ortam sağlamak zorunda. Keza üstte bir de Uber örneğimiz var. 1 Haziran 2010'da başlamış, ilk müşterisini taşımış. 2 yıl sonra 1 milyon yolculuk yapılmış. 3 yıl sonra 1 milyar, 1 yıl sonra neredeyse 2 milyar yolculuğa ulaşmış. Otomobil örneğini biraz önce konuştuk. Orada müthiş bir değişimden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunların bir sürü sebebi var. Bunlardan bir tanesi enerji. Şimdi giderek sizden önceki kuşakta başlamış, sizin kuşağınızla beraber artmış bir konu var hayatımızda. Mülkiyet kavramı değişiyor. Neden? Çünkü haklı olarak 30 sene çalışıp bankaya binlerce lira faiz ödeyip bir ev, bir araba, bir yazlık almak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir yazlık alacağım, senede 15 gün gideceğim, yazık. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Ben kullandığım kadar ödeyeyim diyorsunuz. 15 günlüğüne Airbnb ile, hemen kiralayla vesaire başka bir şeylerle yazlık ev ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Aynı şey araba için geçerli. Yani haftada 7 saat, 10 saat kullanacağınız bir araba için yılın 365 günü kasko, trafik sigortası, bilmem ne vergisi ödemek istemiyorsunuz. Doğru da yapıyorsunuz. O yüzden mülkiyet değişiyor. Amerika kıtası dünyanın en büyük otomobil pazarı. Şu anda 240 milyon araç var yollarda. Bu araç sayısı 2040'a kadar 40 milyona düşecek. Yani 200 milyon araç yok olacak. Nasıl yok olacak? Öyle bir ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü binde olduğu gibi
bir tane arabayı paylaşan gün içinde 7 farklı insan olacak. Onun kimse sahibi olmayacak ama ne zaman isterse otomobil olacak. Bir de bu arabaların biraz akıllandığını, şoförsüz bir yerlere gittiğini düşündüğünüzde o zaman vizyon çok daha genişliyor. Birisi bir araç sizi okula getirecek, okuldan bir arkadaşınızı belki geceliğin güvenlik hizmetini vermiş arkadaşı alacak, evine götürecek, onun evindeki birisini alacak, işe ya da süpermarkete götürecek, süpermarketten birini alıp başka bir yere götürecek. Dolayısıyla sokaklarda yüz binlerce hatta yüz milyonlarca araç yok olacak. Şu anda bir de bunların elektrikli olduğu durumda müthiş bir tasarruftan bahsediyoruz. Bakın ekranda görüyorsunuz bir Avrupa'da herhangi bir yerde araçlar zamanın %92'sini park halinde geçiriyorlar. Yine Avrupa'da ortalama araçlar 5 koltuklu ancak her yolculukta 1,5 kişi taşıyorlar. Ve dolayısıyla burada büyük bir değişimden bahsediyoruz. Bir taraftan da tabii insanların sebep olduğu nedenlerle trafik kazaları var ki bu %95'ler oranında yapay zeka ile otomobiller birbiriyle konuşarak saatte 200 km hızla Konya içinde güvenli bir şekilde seyredebilirler mi? Bunun peşinde olmamız lazım. Nitekim bakın bu bir minibüs. Yani Türklerin hayatında çok var bu. Minibüsler bir yerden bir yere ulaşmak için. Bu şoförsüz 10 kişi taşıyan bir minibüs. Şu anda belirlenmiş rotalarda örneğin sizin üniversitenizin kampüsünün içinde hareket ediyor olabilir. İnsana ihtiyacı yok. Belki bir app üstünden ihtiyacı karşılayacak. Bu ve benzeri çözümler var. Bu Çinli şirket eHang'in çözümü. Bu bir taksi hizmeti. Aslında drone gibi. İçinde şoför yok. 2 kişi taşıyor. 20 kilometreye kadar bir mesafeye bizi götürebiliyor. Her şeyin başladığı noktada da aslında hayat böyle. Yani bu American Express işte posta taşıyan, kargo taşıyan bir şirketten bugün dünyanın en büyük finansman şirketlerinden bir tanesi. Hayatımızdaki önemli konulardan bir tanesi de et. Neden et önemli? Bir, küresel ısınma sebebiyle yani yediğim işte yetiştirdiğimiz hayvanların çıkardığı gaz, azot gazı nedeniyle küresel ısınmaya sebep olma durumu. Bir taraftan da yakın gelecekte pek çok ihtiyaç duyacağımız su nedeniyle. Bir pound 450 gram et için geleneksel yöntemde 6810 litre su gerekiyor arkadaşlar. Oysa bu eti laboratuvarda, fabrikada üretsek 1227 litreye düşüyor ve aynı gıda ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Şu an için fiyatları biraz pahalı, evet ama işte pilde olduğu gibi, başka ürünlerde olduğu gibi hayatımızda yaygınlaştığı zaman bambaşka bir yere gidecek. Ben 1990 senesinde ilk defa bir laptop bilgisayar kullanmıştım. 2700 dolardı fiyatı ve hard diski 20 MB. Bugün 20 MB işte bir fotoğraf çekseniz telefonunuzla paylaşacağınız bilgi. Para da değişiyor. Nakit paradan kredi kartına geçmiştik. Plastik kartlar vardı. Şimdi tamamen başka bir yere gittik. İşte Bitcoin vesaire currency'ler var. Ne o? İşte kripto paralar var. Kimin olduğu belli değil. Bugüne kadar devletlerin belki de en önemli güçlerinden birisi paraydı. Yani dolarla Amerika Birleşik Devletleri dünyayı yönetiyordu. Ama devletlerin elinden bu gücü aldığımız zaman nasıl bir gelecek olacak? Önemli sorulardan bir tanesi. Türkiye'nin ne yazık ki bu konuda da çok büyük bir hazırlığı yok. Biraz da yapay zeka konuşalım. Evet, yapay zeka onu yapıyor, bunu yapıyor, her şeyi yapıyor, işimizi elimizden alacak falan ama henüz de o kadar da zeki mi? Tartışılır. Neden bunu söylüyorum? Bu yakınlarda bakın birkaç sene önce bir kullanıcının telefonundaki işte bildirimler. İki tane bildirim diyor ki aman hani acil durum var sakın dışarıya çıkma işte şey geliyor fırtına geliyor. Hemen altında da Pokemon Go'nun bildirimi var. Diyor ki dışarı çık bilmem ne görevini tamamla. Şimdi dolayısıyla bunların birbiriyle çakıştığı çok çok zaman olacak. Ancak giderek işlerini nasıl yapacağını öğrenip bize yol göstermeye devam edecekler. Yapay zeka ile çalışan iki farklı platform birbiriyle de konuşabilir hale geldiğinde
iki insan gibi o zaman büyük bir değişimden bahsediyor olabiliriz. Burada bir sürü şirket adı var. Sunum paylaşacağım. Merak edenler bakarlar. Buradaki şirketler, yüz küsür tane şirket, sadece ulaşım endüstrisini değiştirmek üzere yola çıkmış şirketler. Oysa büyük bir değişimden bahsediyoruz. Peki her şey olacak, yani bu bilgisayarlar çok gelişecek vesaire, her şeyi işimizden alacak falan ama neyi ne zaman alacakla ilgili burada bir öngörü var. Ancak 2026'ya kadar bir dönemde işte Angry Bird gibi, insan gibi Angry Bird oynayabilecek. Dünya şampiyonu seviyesinde bir poker oyuncusu çıkarabilecek. Çamaşır katlamayı yapacak, işte Legoları birleştirecek. Ancak 2026'dan 2036'ya kadar bir dönemde bir makine kamyon sürebilecek. Bir şarkı yazmayı, bestelemeyi becerebilecek. Ancak 2036'dan sonra satış görevlisi becerilerine sahip olacak. Ve ancak 2046'dan sonra işte çok okunabilir bir köşe yazısı yazabilecek. Peki biz 2100'e kadar nasıl hazırlanacağız? Burada önemli konulardan bir tanesi de gıda arkadaşlar. Şimdi bakın, ben son zamanlarda çok da okuyorum. Sizin şu anda yaşadığınız yer Konya Ovası'nın nasıl tarımdan giderek uzaklaştığı ve üretemez hale geldiği ile ilgili. Amerika'da bir örnek var. Türkiye'de de aşağı yukarı 700 kilometre seviyesinde. Yani tabağınıza koyduğunuz bir yiyecek ortalama 700 kilometre yol yapmış gelmiş oluyor. Bu nedenle de bir sürü yeni şirket, bunlar dikey tarım yapar şirketler. Yani bir mahallenin içinde sizin ihtiyacınız olacak domatesi, salatalığı, marulu üretmek üzere yola çıkmış şirketler. Diyorlar ki biz gıdayı insanlar için üretiyoruz, kamyonlar için değil. Ve bu gelecekte 7 ya da 10 milyar insanı doyurabilmek için önemli konulardan bir tanesi. Tabii bir de geleceğe hazır olmak için bir başka zorluk da bugün önümüzdeki. İnsanlığın barış yapmak için her yıl milyarlarca dolar parayı silah endüstrisine vermiş olması. Barış için silah aldığımızı söylüyoruz ve milyonlarca insanı öldürüyoruz. Dolayısıyla burada büyük bir çelişki var. Bugün hayatımızda normal zannettiğimiz pek çok şey aslında anormal. İnsanlığın tekrar mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gelecek yaşaması için, bir hayat sürmesi için mutlaka bu anormalleşmiş normalleri hayatımızdan çıkarmamız lazım. Nitekim bakın, işte Suriyeli mültecilerle ilgili İtalya'da çekilmiş ve ödül almış bir fotoğraf bu. Dünyanın bir sürü yerinde gelecek 10 sene içinde mecbur kaldığı için evini, ailesini, ülkesini terk etmek zorunda kalacak insanlar olacak. Ve bu hani gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Peki bahsettiğiniz bu hadiseler ve krizler gerçekleşirse Türkiye şehirleri ve kentler bundan nasıl etkilenecek? Şöyle olacak tabii. Şimdi bu hani göçe bakalım önce. Türkiye bu konuda en zayıf halkalardan bir tanesi dünyada. Neden? Çünkü planlı bir göç politikası yok Türkiye'nin. Hani bugüne kadar insanlık adına ya da siyasi hamlelerle işte milyonlarca insanı almışız, ülkemize kabul etmişiz. Ve fakat onları nasıl besleyeceğimizi, onların Türkiye'de nasıl bir gelecek kuracaklarını, nasıl eğitim alacaklarını, nasıl bir kariyer yapacaklarını, bu topluma ne katacaklarını hiç düşünmemişiz. Orada iyi örneklerden bir tanesi Amerika'nın Green Card programı. Yani çeşitlilik vizesi. Green Card hani sokakta bilinen adı ama Diversity Visa'dır gerçekten adı. Dolayısıyla ne yapar Amerika? Her yıl farklı ülkelerden 50 bin kişi için bir kota açıklar. Ve işte bir çekilişle insanlar başvururlar, gelirler. Ve bugün bakın Amerika'da çok büyük başarılar elde etmiş şirketlerin çoğu birinci ya da ikinci kuşak göçmenlerdir. Dolayısıyla biz de Türkiye'de bunu bir fırsat haline getirebiliriz ama önce kendi ülkemizin çocuklarına, ardından da ülkemize gelmiş tüm göçmenlere adaletli, sağlıklı ve eşit bir yaşam fırsatı sunarak. Bugün
Türkiye bu işi nasıl yönetiyor? Türkiye bu işi 4 milyon insanı devletin eline bakar hale getirerek yönetiyor. Hani devlet para verirse, devlet ev verirse, devlet barınacak yer verirse, devlet okuma imkanı verirse bu insanlar bu ülkede var. Yoksa yok. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bundan sonra küresel ısınma nedeniyle Afrika'da sıcakların 50 derecenin üstüne çıkacağını, Afrika'da gelecek 20 yılda neredeyse 1 milyar çalışma yaşında insan olacağını, bu insanların da iş, ekmek bulabilmek için kuzeye doğru geleceğini düşünerek belki de bu insanlarla mutlu, huzurlu nasıl yaşarız bunun hesabını yapmamız lazım. Bunu tek başımıza yapmamızın hiçbir kıymeti yok. Bunu Avrupa Birliği ile, bunu Asya'daki ülkelerle, bunu Amerika ile birlikte yapmamız lazım. Çünkü bu bütün insanlığın sorunu. Bize gelip biraz akıllı, biraz iyi eğitimli olanlar da dünyanın başka yerlerine gidiyorlar. Oysa Türkiye ne yapıyor? İşte 4 milyar dolar yardım alıp Avrupa Birliği'nden. Bununla o insanları işte çalışma kamplarında ya da benzer şekilde barındırmaya gayret ediyor. Bizim daha uzun soluklu bu insanların gelecekte bizim hayatımızın bir parçası olacağını düşünerek bir plana programa ihtiyacımız var. Tabii bu insanlar çok kısıtlı parayla geldikleri ya da çok kısıtlı parayla Türkiye'de yaşadıkları için de ne yazık ki çok beter koşullarda yaşıyorlar. Bugün Suriyelilerin Türkiye'deki en Türkiye'ye en büyük katkısı ucuz iş gücü olmaları. Bir sürü işveren 3-4 bin lira, 5 bin lira verdikleri, SGK yaptırmak zorunda oldukları Türkiye'li işçileri işten çıkarıyor. 2 bin liraya Suriyeli çalıştırıyor kayıt dışı olarak. Burada büyük bir handikap var. Birincisi Türkiye'de işsiz kalan yüzlerce insan, binlerce insan. Tabii bu, o insanlar ne oluyor? Bu sefer önce Suriyelilere karşı tepki gösteriyorlar. Ardından bize sahip çıkmadı diye işverenlerine ve devletlerine tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla küskün insan yaratıyoruz. Bir taraftan çok ucuz, çok minik paralarla yaşadıkları için tabii ne oluyor? Şehrin en kötü yerlerinde ve kötü şartlarda yaşıyorlar. Tabii ki çok aralarından bir miktar suçlu çıkıyor bu parasızlık ve pek çok insani ihtiyaca erişememe sebebiyle. Haklıdırlar demiyorum ama bütün bunları ortadan kaldırmak da insanlığın görevidir diyorum. Hani bugün İşte nasıl Almanya pek çok zaman, uzun zaman tartışma konusuydu. Şimdi biraz hayatımızdan çıktı. Türk mültecileri, Türk göçmenleri istemiyordu. Bugün Türkiye'deki insanlar da Suriyeliler istemiyor. Başka yerdeki insanlar başkalarını istemiyor. Dolayısıyla insanlık olarak bu konuya Türkiye, Almanya, Amerika, Fransa diye bakmayacağız. İnsanlık, sanki insanlık tek bir devletmiş gibi bakıp insanlık adına ortak bir çare üretmek zorundayız. Evet. Son olarak da bu bahsettiğiniz konuları Türkiye şeylerini de önlemek için şimdiden ne tür hazırlıklar yapmak, nasıl tedbirler almamız gerekir? Bir sürü alanda yapacak çok şey var. Her bir bireye de görev düşüyor. İşte toplum, ülkeyi yönetenlere de çok iş düşüyor. Biz birey olarak ne yapabiliriz? Birincisi temiz yaşamayı öğrenebiliriz. Birçoğumuzun inandığı din, kitap önemli bir şey söylüyor. Temiz ol diyor. Evini temiz tut diyor. Etrafını temiz tut diyor. Bahçeni temiz tut diyor. Dolayısıyla bu temiz yaşamak dediğim her gün yıkanmak, evi deterjanla temizlemek değil. Daha az atık üretmek ve o atıkları mutlaka geri dönebiliyorsa ayırmak. Bugün insanlık yılda 25 milyar ton çöp yaratıyor ve böyle giderse çöpümüz de boğulacak bir hale gelmiş durumdayız. Tabağımıza gelen gıdaların neredeyse yarısını çöpe atıyoruz. Her gün milyarlarca pipeti, plastik pipeti kullanıyoruz. Fırt iki bir şey çekiyoruz, ardından çöpe atıyoruz. İçeceklerimizi öyle vesaire ve Türkiye piyasaya çıkmış geri dönüşülebilir malzemelerin %2'sini falan geri dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla aslında paramızı sokağa atıyoruz. Bir de tarlalarımızı, bahçemizi, okulumuzu, ormanlık alanlarımızı kirletiyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Yoksa işte bundan sonra dünyada yer kalmadı,
Mars'a gidelim, Ay'a gidelim. Hani Afganistan'dan insanlar uçak tekerleklerine tırmanıp ülkenin dışına kaçmak istiyorlardı ya. Hani belki de bundan 30 yıl sonra Mars'a giden shuttle araçlarına bir şekilde kaçak binmek isteyip bu dünyadan kaçmak isteyen insanlar görüyor olacağız. Eğer temiz yaşamazsak. Hani görüyorum insanları işte bir sigara içiyor, onu kenara bir yere atıveriyor. Ya yatma diyor, ya benim bir tane sigaramdan ne olacak diyor. 7 milyar insanın her gün bir tane sigara izmariti attığı bir dünya düşünün. Okulun bahçesinde biriktirseniz hani öğrencilerin, hocaların ve işte memurların çöplerini acaba bir hafta sonra ne kadar yer tutar? Buna bakmak lazım. Enerjiyi doğru, efektif kullanmayı öğrenmemiz lazım ve suyu. Bir damla suyun bile kıymeti var. Yani şu anda bir damla suya ihtiyacı olan binlerce çocuk var. O yüzden çeşmemizden akan su, işte ne bileyim, şehrimizin yakınından geçen bir dere, bunları temiz tutmak, oradaki organik yaşamın sürebilmesini sağlamak çok çok önemli. Eğitim çok önemli. Artık eğitim böyle işte 20 sene, 22 sene bir üniversite diploması alana kadar devam eden, sonra hayatımızdan çıkan bir konu değil. İnsanlığın ömrü işte şu anda 85 yıl ortalama. Bir yüzyıl önce 55'ti. Şimdi neredeyse ortalama ömür her yıl bir sene artıyor. Yani bu sene 85 konuşuyorsak gelecek yıl 86 konuşacağız. Her ne kadar işte hayatımızda bir sürü yeni hastalık var, bunlar yeni dünyanın işleri falan filan da desek ömrümüz uzuyor. Çünkü daha çok tedavi var. Ve daha çok şeye erişebiliyoruz, daha çok bilgiye erişebiliyoruz. Dolayısıyla işte bundan 30 sene önce, 30 sene sonra ortalama ömür 100 olursa bu bir kere üniversite mezunu olmakla halledilecek bir konu değil. İki Evet. tane, üç tane kariyer yapacağımız, 55 yaşında emeklilik hayali kuramayacağımız bir dünyaya geldik. Bugün dünyanın hiçbir yerinde emeklilik sistemleri artık 50-60 yaşında insanlara 30-40 yıl maaş ödeyebilecek güçte değil. Yoksa orada bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu benim de olsun, her şeyden olsun, bir matkap alayım, senede 4 tane delik delmek için onu da tutayım, anlayışımızdan vazgeçme zamanına geldik. Bütün bunları paylaşmayı öğrenmemiz lazım. Matkabı, otomobili, evi, aklınıza ne geliyorsa. Hani bugün Amerika kadar dünyanın en hovarda ülkelerinden bir tanesinde insanların bahçesindeki havuzu paylaşacakları, çocuk oyuncaklarını paylaşacakları, işte matkabı paylaşacakları pek çok platform var. Türkiye'de biliyorsunuz bir sürü küçük esnaf var. Onların hepsinin bir doblosu, bir kamyoneti, bir şeyi olur. Ne oluyor? Haftada bir gün teslimat yapmak için. Çok yazık. Köylerde bir sürü insanın, bir köye giriyorsunuz. Ben geçen hafta Sivas Gölova'da bir köye gittim. Kışın 8 aile var, 2 tane traktör var kapıda. Dolayısıyla böyle hovardalıkların hepsine son vermemiz lazım. Neden? Çünkü bu sefer bir otomobil alacağız hayali kuruyoruz. Otomobil 300 bin lira. Zaten 100 bin liralık otomobil almak için 200 bin lira devlete para veriyoruz ilave. Bir de o 300 bin lirayı krediyle alıp toplamında 500 bin liraya araba sahibi oluyoruz. Belki de her gün taksiye binsek, her gün Uber gibi bir şeyle gitsek gelsek, şoförle gitsek gelsek bize daha ucuza patlayacak bu işler. Dolayısıyla bu konulara dikkat etmemiz gereken, yaşadığımız her zaman gerçekten buna sahip olmalıyım diyeceğimiz bir döneme gelmiş durumdayız. Bir taraftan kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakmamız lazım. Bugün bakın dünyada bir sürü şirket, bir sürü insan uzaya gitme, turistik amaçlı uzaya gitme hayali kuruyor. Ha gitsek ne olur, gitmesek ne olur? O vizyonumuz artar. Bakın işte NASA 50 yıl uzay yolculuklarına milyarlarca dolar para gömdükten sonra bugün Amerika'da 4 tane şirket lisans alıp o roketleri Ay'a işte uzay yörüngesine gönderip sağlıklı bir şekilde geri getiriyor. Belki Ay'a gitmek hiçbirimizin işine yaramayacak ya da Mars'a gitmek. Ama bu sayede Konya'dan İstanbul'a 6 dakikada gelebilir teknoloji üretebiliriz.
ya da Konya'dan Antalya'ya, Adana'ya, Urfa'ya, neresiyse işte gitmek istediğimiz yer. Dolayısıyla bu alanlarda çalışmalar yapmak lazım. Bana mı düştü, ben mi kurtaracağım insanlığı, dünyayı değiştireceğim konularından vazgeçmemiz lazım. Merak belki de insanlığın en önemli yeteneklerinden bir tanesi. İnsanı gezegendeki diğer canlılardan ayıran önemli konulardan bir tanesi bana kalırsa. Meraklı olmaktan zarar gelmemiş kimseye. Nitekim sadece meraklılar yeni bir şey üretebilmiş. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Hani biliyorum bugün yaşadığımız dünya sizi çok umutlu olmaya sevk etmiyor. Ve fakat şöyle de bir şey var. Dünyanın en büyük şirketlerine bakın. Her yıl listeye yeni şirketler gidiyor. Bundan 20 yıl önce olmayan şirketler geliyor. Dolayısıyla yarın sizlerden birinin kurduğu bir şirket 2050 senesinde dünyanın en büyük şirketi olabilir. Hatta o şirkette siz ya da yönetim kurulunuz belki de bir robotu CEO olarak oturtursunuz. Dolayısıyla hani böyle bir gelecekten söz ediyoruz. Ona hazır olmakta fayda var. Bunun tek yolu daha çok öğrenmek, daha çok merak etmek. Ve tabii hani her an uyanık olmak. Evet. Teşekkür ediyoruz sorularınızın cevapları için. İsterseniz arkadaşlarımızın da soruları varsa onların sorularını alabiliriz. Tabii, memnuniyetle. Siz yöneteceksiniz değil mi? Yani siz, evet, siz söyleyin kim... Ek kaldıranlardan Furkan Aksoy sorunu alabiliriz. Murat Hocam, öncelikle merhabalar. Benim sorum şu şekilde. Dijitalleşme sürecinin ne kadar sürdürülebilir olduğunu düşünüyorsunuz? Yakın gelecekte dijitalleşmenin olmadığı bir dünyayı düşünmek mümkün mü? Dijitalleşmenin olmadığı bir gelecek ancak şöyle olur. Revolution'dı galiba, bir dizi vardı. Çok dolaştı o bir dönem, Dijitürk'te gösteriyordu. Sonra internette de var bildiğim kadarıyla. Bir gün geliyor, dünyada elektrik yok oluyor böyle. Birisi fişi çekiyor. Hani hiçbir anlamda enerji yok. İşte petrol enerjisi de yok, elektrik enerjisi de yok, su enerjisi de yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla insanlık hani taş devrine dönüyor. Bana kalırsa çok mümkün değil. Bugün hayatımızdaki her şey dijitalleşmiş durumda, para dahil. İşte ayda belki bir yerde çalışıyorsunuz, 5 bin lira, 10 bin lira para kazanıyorsunuz. Ne kadarınız elinizde yiyor? 100 benim yani kazandığım paranın %99'una hiç elim değmiyor. Oradan geliyor, ev sahibine kira elektronik gidiyor, markete elektronik gidiyor, bankaya öyle gidiyor, elektrik kurumuna öyle gidiyor vesaire. Dolayısıyla her şey dijital. Ve dijitalleşmenin değiştirmediği hiçbir alan yok. Bir 10 sene önce geriye gitsek şey derdik, gıda dijitalleşmedi, insan gücü, iş gücü dijitalleşmedi. O da dijitalleşti. O da makineleşti. O yüzden 4. sanayi devrimi vesaire, karanlık fabrikalar gibi pek çok şey konuşuyoruz. Bana kalırsa dijitalleşmenin olmadığı, zekanın girmediği, elektronikleşmemiş iş kalmayacak yakın zamanda. Hamdi Akman, senin sorunu alalım. Herhalde internetlerinde sıkıntı var hocam. Merhaba. Geldi. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Evet, alıyoruz Hamdi. Murat Bey, öncelikle çok teşekkür ederim teşvik ettiğiniz için. Benim sorum şu şekilde, enerjiden bahsettik. Türkiye yakın gelecekte bir enerji savaşının merkezinde kalabilir mi? Ve bu enerji savaşı olursa Türkiye bu savaştan kurtulabilmek için ne gibi önlemler almalıdır? Sorum bu şekilde. Hamdi, nasıl bir enerji savaşından söz ediyorsun? Biraz daha bana açık anlatır mısın? Yani hocam işte bu enerji kaynakları tükeniyor. Bundan dolayı bir savaş çıkar mı yani ülke devletler arasında? Ve bu savaşta Türkiye'de enerji kaynakları bol olduğu için savaşın merkezinde kalabilir mi? Onu merak ediyorum. Enerji kaynakları tükenmiyor. Enerjiyi kullanma biçimimiz değişiyor Hamdi. Bugüne kadar insanlık işte fosil yakıt tabanlı enerji ihtiyacıyla yaşamını sürdürürken şimdi rüzgar, güneş ve benzeri
kaynaklarla ihtiyacını karşılıyor. Nükleer enerjiye bile ihtiyacı kalmıyor. Çünkü bir hesaba göre güneş kaynaklı bir günlük enerji aslında insanlığın bir yıllık ihtiyacını karşılayacak seviyede. Nitekim işte Almanya bile yani bizim yıllık güneş şey potansiyelimizin onda birine sahip. Bizim 5-6 katımız daha fazla güneşten enerji üretiyor. O yüzden Türkiye'nin yakın gelecekte bir enerji savaşının ortasında kalacağını beklemiyorum. Ama Türkiye bir enerji krizi bekliyor mu bugünkü anlayışıyla? Evet. Türkiye hala o anlamda yeterli yatırım yapmıyor. Yatırım yapacak kişilerin kurumlarında önünü açmıyor. Bu alanda yeni ürün fikir geliştirecek girişimcilerin de önünü açmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi yaşayacağı bir enerji handikapı var. Türkiye hala elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü işte Rusya'dan şuradan buradan doğal gaz satın alarak karşılıyor. Doğal gazı yakıyoruz, elektrik üretiyoruz, öyle kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sıkıntısı var mı, olacak mı? Görünen o ki olacak. Ama dünyanın başka yerlerindeki insanların Türkiye'deki enerji kaynağına ihtiyacı olmadığından eminim. Çok teşekkür ederim hocam düşünceleriniz için. Rica ederim. Yasin Karacaoğlu, sen de sorunu alabiliriz. Merhabalar öncelikle. Benim sorum, hayatımızın gittikçe dijitalleştiğinden bahsettiniz. Hani Furkan arkadaşımızın sorusuna da ek olarak yakın gelecekte dünyanın hızla dijitalleştiğinden bahsettiniz. Benim sorum burada hızla dijitalleşen bu dünyada bir sebeple uydularımızın fişinin çekildiğini düşünelim. Hani çalışamaz haline geldiğini düşünelim. Şehirler ve insanlar burada neler kaybeder? İletişimin kesildiği ve internetin olmadığı bir dünyada yine küresel olarak işleme ve hareket etme kabiliyeti ne kadardır? Bu konudaki özellikle pesimist anlamda düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet, teşekkür ederim. İşte bundan aslında 2 gün önce yaptık provasını. Hayatımızdan Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp gitti. 6-8 saat içinde. Ama baktık ki hepsinin bir şey alternatifi varmış. E-mail varmış, bip varmış. Twitter varmış. Başka şeyler. Bir kere şu anda yani evet uydular çok kritik. En çok şey de hayatımızı değiştirir. Hani birisi uyduların fişini çekse gemiler yön rota bulmakta zorlanırlar. Navigasyon. Pek çoğumuz bugün GPS uydularından sinyal alarak gitmek istediğimiz yere gidiyoruz. Akıllı telefonlarımızdaki navigasyon uygulamalarıyla. Belki kimilerimiz eve geri dönmekte zorlanır öyle baktığımız zaman. Pek çok zorluk getireceği kesin ama yani şunu unutmamamız lazım. Şu anda iletişim şeyinin ihtiyacının çok önemli bir bölümü yani omurga yer altından kablolarla gidiyor. Bizler ne kadar her şey bulutta falan diyorsak da buluta gidiyor diyorsak da o trafiğin çok ciddi bir bölümü yer altındaki kablolarla, fiberlerle gidiyor. Sıkıntı olur mu? Olur. Ancak hani hayatı durdurulamaz bir hale getireceğini düşünmüyorum ben. Ki hani o anlamda da pek çok teknoloji var hayatımızda. Bugün mesela birisi fişini çekse Turkcell'in, Vodafone'un, Türk Telekom'un pek çoğunuzun elindeki telefona yükleyeceğiniz basit bir app'le, uygulamayla o telefonları telsiz gibi düşünüp hatta hepsini birbirine bağlayıp bir network yaratıp iletişimi sürdürebiliriz bütün ülke olarak. Teşekkür ederim. Şahset Murat, senin de sorunu alabiliriz. Hocam öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim sorum Türkiye'nin susuzluk ve kuraklıkta mücadelede izlemesi gereken en önemli politika ne olmalıdır? Galiba birçok şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi ve önemlisi vahşi tarım. Yani tarımı akıllı yapmak durumundayız. Evimizdeki bahçeyi bile böyle elimize hortumu alıp şar 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 sulamaktan vazgeçmek zorundayız.
tarımın ihtiyacı olan su kaynaklarını önüne baraj yapıp işte şu bu sebeplerle işte bir kuyu açıp Konya'da olduğu gibi kurutmamamız lazım. Bir de o suyu doğru kullanmamız lazım. Birinci konu hani ihtiyacımız olduğu kadar olduğu yerde su kullanmak. Giderek önemli bir başka konu gri su dediğimiz şey. Yani işte elimizi yıkadık, o su tamamen kirli değil. En azından sifonda tuvaleti temizlemek için kullanabiliriz. Mutlaka özellikle başta büyük yapılar, ardından yeni yapılan tüm inşaatlarda gri su sistemlerine ihtiyacımız var. Hani o suyu iki kere, üç kere kullanabilelim diye. Bir başkası yağmur suları olabilir. Neredeyse ülkenin her yerinde yağmur suları sokağa gidiyor. Oradan işte doğaya karışıyor. Ama onları kullanabiliriz. Hani yaşadığımız evde bir su deposuyla şununla bununla bir şeyler yapabilir hale getirebiliriz. Dolayısıyla her seviyede insanın yapması gerekenler var. Bir de tabii daha büyük akıllı projelere ihtiyaç var. Hani barajlar yapmaktan suyu akıllı yönetmeye kadar. Mesela hani kamunun son derece hassas olması lazım. Hani böyle suyu kirletene belki de verilecek en ağır cezaları vererek bu işe başlaması lazım. Çünkü hani bütün bir toplumun sağlığıyla, hayatıyla oynayacak bir duruma gelmiş durumdayız. İlk aklıma gelenler bunlar. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Son olarak Esra Yaman, seni de sorun alabiliriz. Merhabalar, öncelikle çok teşekkür ederiz bilgileriniz için. Benim sorum şu şekilde, geçmişe baktığımız zaman sanayi devriminin etkisi ve motorun icadıyla beraber 1900'lü yıllardan itibaren dünyada at ve eşek popülasyonunda bir düşme yaşanıyor. Peki şu an için düşünürsek, yani yakın gelecekte dünya büyük bir teknolojik bir yıkım yaşarsa, insanların yeniden at ve eşek yetiştirmeye ve kullanmaya başlaması söz konusu olabilir mi? Olur. Da neden dünya büyük bir teknolojik yıkım yaşasın? Onu bana hani yani şu anda çok öyle bir şey bekliyorsunuz da. Yani ya, bir planınız mı var? Yok. Hayır ama yani şu anda çok yoğun bir kullanım var. Ya ola ki öyle bir şey olursa diye düşünüyorum açıkçası. Okay. Olabilir. Hani bundan sonraki işte en büyük terör saldırısı insanlığın en çok ihtiyacı olan şeylerin fişini çekmek olabilir. Hani oraya virüs bulaştırmak olabilir. Teknolojiye, işte GSM şebekesine COVID işte 35 diye bir virüs bulaştırmak olabilir belki. Bunlar olası ve fakat yani şeyi unutmayın, insanlığın da milyonlarca yıllık bir deneyimi var. Yani eğer konumuz at ve eşekse, ulaşımı sağlamaksa insanlığın milyonlarca yıllık bir deneyimi var. Onu tekrar devreye alır. Hani COVID-19 hayatımızda ilk defa gördüğümüz, insanlığın da bugüne kadar görmediği bir şey olduğu için müthiş hızlı bir çözüm bulmadık. Şimdi de bulduk, nazlanıyoruz bana göre. Bence hani teknolojiyle ilgili sıkıntımız, teknolojinin büyük bir yıkım yaratmasından çok herkesin teknolojiye eşit olarak erişebileceği bir gelecek nasıl sağlarız olmalı. Çünkü senin paran var, cep telefonu alıyorsun, yenisini de alıyorsun, evine sabit internet çekiyorsun, iyi bir bilgisayar alıyorsun, ne bileyim lazım oluyor, saat oluyorsun, ihtiyaç duyuyorsun, kulaklık alıyorsun, ihtiyaç duyuyorsun, akıllı kombi cihazı alıyorsun. Ulaşamayan insana nasıl ulaştıracağız? Bence hani buna kafa yormak lazım. Hani teknolojinin birisini fişi çekerse değil de, yan komşumuz teknolojiye erişirse, mesela daha çok insan teknolojiye, dolayısıyla da bilgiye eriştiği zaman bu insanlık için iyi bir şey. İşte teknoloji o kadar gelişmeseydi, bilim insanlarının bir arada çalışabilecekleri ortamlar olmasaydı, bilgi bu kadar hızlı bir şekilde teknoloji konusunda yayılmasaydı, biz bir yıl içinde işte COVID-19 için aşı, iki yıl içinde ilaç bilmem ne bulamazdık. Dolayısıyla evde kapalı kalmaya devam ederdik. Ama COVID-19'un bence insanlığa en büyük katkısı ne? Gördük ki ne kadar paramız olursa olsun, ne kadar
sağlıklı olursak olalım, ne kadar güzel bir evde yaşarsak yaşayalım, bizim sağlığımız ve refahımız kapıya bize market ihtiyacımızı getiren kuryenin sağlığıyla ilgili. O ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. İşte okuldaki arkadaşımız, sınıfınızı temizleyen görevli, sizi okula getiren, okuldan evinize götüren işte otobüs şoförünün sağlığı, benzer bir sürü şey. O insanlar sağlıklıysa da siz sağlıklısınız. Dolayısıyla hani teknolojiyle ilgili ya da işte insanlığın geleceğiyle ilgili en önemli konumuz herkesin eşit seviyede o refaha, o olanaklara ulaşması olmalı. Teşekkür ederim hocam. Evet, başka sorusu olan arkadaş yoksa dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Okulumuzu gerçekten genişlettik söylediğiniz, bahsettiğiniz konularda. Sözü şimdi bölüm hocalarımızdan doçent doktor Fatih Eren'e veriyorum. Murat Hocam, bugün bize çok güzel şeyler anlattınız. Her zamanki gibi ufkumuzu açtınız. Çok teşekkür ederiz. Bizler şehir plancısıyız. Hazırladığımız master planlarda önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı öngörmek durumundayız. Sizi dinledikçe ilerleyen yıllarda teknolojinin insanlığı nasıl etkileyeceğini, neleri değiştireceğini ve dönüştüreceğini daha iyi kavramış olduk. Özellikle Türkiye'nin gelecek analizcilerine gerçekten ihtiyacı var. Ve hani sizin hani özelliğinize bakarsak siz böyle hayal kuran, ondan sonra hayallerini önce iş fikrine dönüştüren, sonra iş haline getiren biri olarak bence gençlere iyi bir örneksiniz bu dijital çağda. Sağ olun. Bugün öğrencilerimizi kırmayarak geldiniz ve konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bize. Ben de teşekkür ediyorum kendi adıma Murat Hocam. Murat Hocam, pardon, buyurun hocam. Buyurun hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum Murat Hocam katılımınız için. Gerçekten ufuk açıcı bir sohbet oldu bizim için de. 80'li yıllardan itibaren aslında teknolojinin yaşamsal etkilerine yönelik yapılmış pek çok çalışma var akademisyenlerin, uzmanların ve futuristlerin aslında. Ve o yıllara baktığımızda, o yıllardaki çalışmalara kısa bir süre içinde hemen hemen hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda bu yıllarda sizin gibi uzmanların yapmış olduğu çalışmalar, geleceğe yönelik öngörüler gerçekten çok önemli. Biz şehir plancılarının da muhakkak bu gelişmeleri dikkate alarak aslında çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bu nedenle katılımınız çok değerliydi bizim için. Değerli vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Abi. Ne demek? Hatıra kalması açısından arkadaşlarımın da görüntülerini açmasını rica ediyorum. Bu arada Rahmi Bey şeyler söylüyordu. Yarım kaldı galiba Rahmi Bey. Evet Rahmi Hocam, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Aslında hocalarımın söyledikleriyle maksat hasıl oldu da. Belirtmemiz gereken bir husus var Murat Bey'e. Bizim projenin bu yılki teması pesimizm üzerine biraz yoğunlaştı. O yüzden size sürekli olumsuz bir takım tahminlere yönelik sorular geldi. Siz de geleceğe yönelik umut dolu bir profil sahibisiniz. Bu açıdan elbette bizim kazanımlarımız oldu. Bir durum tespiti yapmak için söz uzatmak istemiştim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hatıra ekran görüntüsü aldıysak alkışlayabiliriz ve programımızı sonlandırabiliriz. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Tekrar görüşmek üzere Murat Hocam.